Merhaba TR Scout takipçileri ve Scoutland dinleyicileri. Aslında bu girişi özlemişim. Tekrardan Scoutland'e hoş geldiniz. Scoutland'in ikinci sezonuyla karşınızdayız. Kayda başlamadan önce Spotify'da baktım en son ne zaman Scoutland bölümü atmışız diye. 3 Haziran diye gösteriyordu. Korona bizi daha fazla sıkılaştırdı diyeyim. Bir türlü kaydı alamadık, denk gelmedi ama tekrardan geri döndük diyelim. İkinci sezonla karşınızdayız. Yine TR Scouts ekibinden çok önemli, çok değerli konuklarım var. Sina ve Yiğit benle. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Herkese merhaba. Yani uzun bir ara oldu. Uzun zamandır konuşamadık ama artık yavaş yavaş ritmimize döneceğiz diye umut ediyorum. Düzenli olur diye de düşünüyorum. Aynı zamanda farklı projelerimiz, farklı düşüncelerimiz de var. Sadece bu Scoutland podcast'i değil, daha farklı şeyler de yapmayı planlıyoruz diyelim. Onu da teaser'ını verelim. Direkt konuşmaya başlayalım beyler. Direkt Süper Lig'e girelim. Süper Lig'de 3 hafta geride kaldı. Garip bir sezon. Korona sebebiyle 21 takımın olduğu, küme düşmenin olmadığı vesaire birçok olay oldu ve 21 takımla başladı lig. Ve şu anda da 3 hafta sonra ilginç bir tablo var karşımızda. Karagümrük, özür dilerim. 3 maçta 7 puanlı lider, 5 avarajla. Ligin sonunda da 3 maçta 0 puan alan son şampiyon Başakşehir var. Biraz daha ters sanki beklediğimizden durum. Ne diyorsunuz beyler? Yiğit, senle başlayalım. Ya bugün bir şey gördüm Twitter'da işte. TFF 1. Lig'e mi düştük diye lig şeylere bakıyor. İlk 5'e bakıyor. Hatayspor, Karagümrük işte yok. İşte yani bütün 3'e çıkan takımlar iyi puan alarak başladılar. Başakşehir çok hani ne denir? Artık yaşın göstermeye başladığını gösteriyor. Zaten öyle teoriler de vardı işte. Pandemi döneminde dinlendiler. O yüzden işte hani takımda dinlendiği, yaşlı olmasına rağmen dinlendiği için performans gösterdi diye. Şimdi hem Avrupa var hem de zaten hani saha dışına girmeyeceğim. Yani 40 maç olacak ligde. Yani inanılmaz fazla maç olacak. Çok yaşlı takımlar falan. Evet. Büyük ihtimalle hayal kırıklığı dolu bir sezon bekliyor diyorum. Ama şöyle bir durum var. Tabii işte Rabil Tagir'i aldılar bugün. Herhalde onlar da bu durumun farkında yani. O eski yaşlı transferlere yönelmiyorlar. Biraz daha genç isimlere yönelip yeniden yapılanabilirler diye düşünüyorum. Bu şekilde. Daha detaylı zaten konuşacağız işte sürprizleri, evet, beklentilerin altında kalanları, beklentilerin üzerine çıkanları. Sinan, sen ne diyorsun ilk 3 hafta? Yani şimdi şöyle bakmak lazım konuya. Bu sene bir sürü ligimizdeki takım sayısı fazla. Fikstür sıkışık. Üstüne üstlük geçen sezondan dolayı kamp dönemi de çok kısa geçti. Kamp döneminin kısa geçmesi de takımların, yeni oyuncuların adapte olması da sorun yaşaması demek. Mesela Fenerbahçe normal bir takım yapacağı kadar kamp süresine geçirdi. Ama onlarda da daha yeni hala oyuncular geliyor. Şimdi bu noktada Karagümrük'ün neden başarılı olduğunu görebiliyoruz. Çünkü Karagümrük'ün kadrosundaki oyuncular hala geçen seneden kalma oyuncular. Bir kısmı yani Biglia falan yeni geldi ama bir kısmı geçen seneden gelince. Bunlar arasında bir uyum var. Tamam, oyun kalitesi olarak müthiş değiller ama puanları toplayabiliyorlar. Böyle ekstrem bir sezonda da önemli olan şeyin uyum olduğunu görüyoruz. Yani önümüzdeki haftalarda da kadro derinliğinin de önemli olduğunu göreceğiz. Ama lige hızlı başlama açısından Hatay'ın da Karagümrük'ün bu kadro alışkanlığının gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum. Aslında çok güzel bir yere parmak bastın. Yani direkt aslında o soruyla başlayayım. Ondan sonra diğer konuları konuşuruz. Yani şimdi Karagümrük, Hatay Spor ve Erzurum Spor, bu 3 takım birinci ligden çıkıp Süper Lig'e geldiler. Ve bu 3 takım da şu anda ilk 5 sırada. Yani Karagümrük ve Hatay'ın 7'şer puanı varken Erzurum'un 6 puanı var. Ve şey dedin Sina, hani bir uyum dedin, çok fazla takımda değişiklik olmadı vesaire dedin. Ve aslında bu alışık olmadığımız bir durum. Yani Süper Lig'e yeni çıkan takımların, hani klasik olay vardır ya, takıma format attıkları, 10 oyuncu 20 oyuncu gönderip 20 oyuncu almaları, işte ligi bilen yabancılardan tut 35 yaşında ya da 30 yaşının üzerinde belki Süper Lig'de artık oynamaması gereken oyuncuları almaları vesaire gibi transferlere alışıyoruz biz aslında normalde. Ve bu 3 ekipte gerçekten çok nokta transferlerle, özellikle değerli yabancı transferleri ve başarılı yabancı transferleri yaparak o kilit noktaları bir şekilde kapatarak gerçekten çok iyi performans gösteriyorlar. Yani ne sizce bunun sebebi? Niye böyle bir şey yaptılar? Daha yani tamamen finansal sıkıntılar mı, yoksa gerçekten
bilinçli bir yapılanma mı bu sizce? Yani ben başlayayım. Şöyle, daha fikstür çekileceği güne kadar ligin kaç takımla oynanacağı belli değildi. Son arkada hala Adana Demir gelebilir diyorlardı. Bu da tabii işin finansal boyutunu yani öngörülmez kılıyordu. Çünkü 20 takıma farklı bölünür, 21'e farklı bölünür, 22'ye farklı bölünür. Böyle bir durum var. Ama mesela alt liglerden gelen Oltan Karakullukçu var. Adam Jamie Vardy gibi her sene lig atladı. Ha, şimdi sakatlandı ama Erzurum'u taşıyan oyuncu oldu mesela ilk haftalarda. Ve ligdeki neredeyse bütün takımlar hazırlıksız. Bütün takımların tandemleri değişmiş durumda. Yani bütün büyük takımların değişmiş. Galatasaray'ın belki değişmemiş gibi görebiliriz. Ama Luyendam'a 6-7 aydır yoktu mesela. Yani her takımların değişti. Bu durumda zaten ortalama oyuncular da kendilerini gösterebiliyorlar. Şimdi Galatasaray takipçileriniz alınmasın ama mesela Taylan çok büyük bir oyuncuymuş gibi gözüküyor. Keza Erik Sabo, Karagümrük'te. Bu tip oyuncular için çok büyük fırsat oldu bu dengesiz ortam, bu kaygan ortam. Yiğit, sen ne diyorsun? Ben yani bir ekonomik sebeplerden kaynaklı. Yani takımlarımızın yavaş yavaş bu konuda akıllanmaya başladığını da düşünüyorum. Yani Erzurumluyum ben de hani memleket olarak. O yüzden Erzurumspor'u sıkı takip ediyorum. İlk çıktığımız sene mesela hani yapılan transferlerin hepsinin hani menajer kucağı dediye tabir ettiğimiz hani izlenmeden şey yapılan yok işte ligi bilen oyuncular tarzı oyuncular oluyordu her zaman. Hı hı. Bu sene daha böyle izlenerek ya da böyle ne denir daha hani majör liglerin girmediği pazarlardan alınan oyuncular oldu. Birkaç tane ligi bilen oyuncu da alındı. Malatya'dan Donald geldi, Mina geldi tarzı. Hani ama yine de mesela hani o kalıbı korumayı artık takıma akıl edebiliyor. Yani eskisi gibi değil gerçekten dediğiniz gibi. Oluyordu atıyorum adam çıkıyor ligi 30 tane oyuncu alıyordu. 5 tanesi hiç oynamadan gidiyordu tarzı. Artık eskisi kadar böyle bilinçsiz davranışlarda bulunmuyorlar diye düşünüyorum yeni çıkan takımlar. Hani oyuncunun kalitesi biraz düşük bile olsa adam hani o takım kurgusunu korumak için o adamı da takıma tutuyor. Olmadı rotasyonda eğer alacak parası yoksa yani atıyorum Mesut Çaytemel yani Hatay Spor'da falan oynuyor. Şu an ilk 11'de. Erzurum'da bekler işte hani mesela Murat Uçar, Cenk Ahmet hani bu tip adamlar Hasan Atipoğlu bunlar hani kesinlikle süper lig kalitesinde adamlar denmeyebilir belki ama işte o beraber oynamışlığı tam faydalanmaya çalışıyor büyük ihtimalle artık eskisi gibi değil takımlar. Ekonomik sıkıntıların bunda çok önemli payı var tabii. Ben de veya ben de ekonomik sıkıntıların yani çok önemli bir pay sahibi olduğunu düşünüyorum. Yani bir tek şunu diyebilirim yani belki de takımlar gerçekten bu kadar az sürede ne kadar fazla takım değiştirebiliriz diye düşünmüşlerdir ama gerçekten o limitli hani kamp süresi olsun, ligin başlaması olsun vesaire olunca hani o off season'da yeteri kadar zaman bulamamış da olabilirler bence takım değiştirme. Yani imkan olsa değiştirirlerdi. O bir mentalite değiştiğini pek ben düşünmüyorum açıkçası. Yani yeni çıkan takımlarda ama belki de hani bu takımların şu anda böyle bir durumda başarılı olduklarını en azından ilk 3 hafta içinde başarılı olduğunu gören belki de önümüzdeki sene çıkacak takımlar böyle komple takımı değiştirmeye yönelirler mi yönelmezler mi bilemiyorum. Belki görüp belki de gerek yok diyebilirler. Ellerindeki oyuncuları da tutmak isteyebilirler. Yani Karagümrük hani Hatay ve Erzurum gibi değil belki onlar daha fazla oyuncu değiştirdi. Yani mesela en son Başakşehir maçına baktığımızda galiba 3 tane oyuncu 3 ya da 4 oyuncu geçen seneden kalan oyuncu diye görüyorum. Yani hani Viviano'dan tut Roko Zukanović stoper tandemi Bigle şimdi Sabo yerine büyük ihtimalle NDI oynayacak. Şeyde geldi. Ne o? Mallorca'dan gelen adamın ismini unuttum ya. Salibur mu? Evet, Fenerbahçe'yle adı geçen 2 yıl önce. Onu da aldılar bedelsiz. Evet, Karagümrük evet. Bayağı transfer yaptı. Hani Biglia, Balkovic ki çok severim. İşte Atif, Lihaj, Roko, Mevlüt, Zukanović, Arveladze, Viviano bir sürü aldılar aslında gerçekten. Ama hani bunlar şey değil. Hani ligi bilen de var ama genel olarak hani ne verebilecekleri yaklaşık olarak kağıt üzerinde belli oyuncular. Öyle çok fazla risk aldılar diye diyemeyiz. Bir de son olarak şunu belirtmek istiyorum. Ne olursa olsun genel olarak ligimiz hala Çin'den sonra en yaşlı lig olması benim için çok fazla bir şey hani olumlu bir şey göstermiyor açıkçası. Onu da söylemek istiyorum. Diyeyim. Ondan sonra da sürprizlere, beklentilerin üzerine çıkan takımlara geçelim. Daha sonra da beklentilerin altında kalan takımları konuşuruz. Yiğit senle başlayalım. Var mı abi aklında bir iki tane sürpriz tabii yapan, beklentileri aşan takım? Tabii sürpriz olarak kesinlikle yani Hatay'ı vermek istiyorum ilk önce. Çünkü yani geçen sene bile ellerindeki
yerli kadrosu olsun, yabancı kadrosu olsun, hani şampiyon olmalarına rağmen hani bu adamlar çıktıkları zaman zorlanacak denilen isimler vardı. Yani hiç bu ligi görmemiş isimler vardı. Alınan oyuncuların kalitesine bakıyorsun. Hani Adama dışında bir de galiba Portekiz'de aldıkları stoper çok beğenildi. Onun dışında hani Pablo Santos o beğenildi. Bir de Münir sanırım. Hani bunlar böyle ne denir? Belli bir kalitenin üstüne denebilecek oyuncular. Kalanları bir de Mamadou Diouf var. Mesela o beni oyuncu olarak çok sürpriz oldu. Çünkü 2 senedir adam doğru düzgün top oynamıyor dedim. Yani bu bitiği nereden buldular da getirdiler. Çok fazla ve hani şöyle söyleyeyim. Çok mücadele ediyor. Hani ben Hatay'ın zaten böyle devam edeceğini düşünmüyorum kesinlikle de. Hani Mamadou Diouf'tan mesela iyi verim aldılar. Şu an çok iyi takım savunması yapıyorlar. Ellerinde olan bir iki tane kaliteli oyuncu vardı geçen sene. Altyapıdan Selim Ilgaz mesela çok iyi bir yerli oyuncu. Hani Adama dediğim gibi zaten çok tuttuğum bir isimdi. Çok sevindim. Yani ben geçen sene taramalarımızı yaparken hani ekibe falan şey diyordum, hani bu adamı böyle Beşiktaş sorarsa falan da hani önerelim, kiralarlar belki falan diyordum. Yani hani o seviye bir futbol zekası gerçekten. Hani Hatay belki doğru takım değil onun için. Hani çünkü geçen maçta izleme fırsatı buldum. Hani tam Adama'nın oyununu oynamıyorlar. Yani savunma olarak çok güçlü bir oyuncu değil. Hani 8 numara diyebileceğimiz bir oyuncu. 10 numara değil ama. Pek Hatay'a doğru oynamıyor ama ligimizde çok faydalı olabilecek. Yaşlı bir oyuncu da değil yani. Yıllardır majör liglerde şans bulup da 25 yaşına da. Geçen sene de çok sağlam bir performanstan geliyor. Hani sağ dışı bir sorunu yoksa kesinlikle performans vereceğini düşündüğüm bir isim. Hatay kadro kalitesi olarak çok üstüne oynayarak başladı yani kalitesini. Bir de Bilong'u diyeyim ben. Yeni stoper kiraladılar. Ben onu Slovenya'da çok beğenirdim. Ben izlemedim. Bilong tam böyle katil, adam yiyen stoper tarzı. Ki geçen kiralık gelmişti yanılmıyorsam şeye yok. Şeyde kiralık oynamıştı pardon. İtalya'da bayağı bir oynamış Evet, galiba. Salernitana'da orada kiralık oynadı. Evet. Yani çok çok beğendiğim bir stoper. İş yapar bence burada. Onu da öyle söyleyeyim. Sina, sen de alalım bir tane sürpriz. Ben de yani Yiğit'e ek yapayım. Ben de aslında Hatay'ı düşünüyorum. Ama Hatay'ın şeyi devam ettirmesi lazım. Her maça underdog olduğunu bilerek sahaya çıkması lazım. Yani tamam, büyüklerden iyi puan topladın. Ama bu sürdürülebilir bir şey mi değil mi görmek lazım. Yani Hatay top oynamaya çalışsa büyük takımlara ve ligin orta üst takımlarına karşı mutlaka zorlanacaktır. Yani o kadar kolay değil Süper Lig'de top oynayan takım olabilmek. Yani görüyorsun Beşiktaş bile artık bekleyerek oynamayı tercih ediyor. Ya benim için sürpriz aslında hiç, yani beklentimi aşan var ama beklentimden altta kalan bir takım yok. Ama bunun için yani herhalde Beşiktaş'ı söyleyebilirim yine. Beşiktaş'ta değişik bir beklenti arttı bir şekilde geçen sezondan sonra. Ama bu sezon yapılan yanlış transferler, gidenlerin bile yerine birilerinin gelememesi gerçekten çok ilginç noktalara getirdi işi. Yani ben kendi aramızda konuştuğumuzda grupta Beşiktaş'ın ilk 4 haftada, 5. haftayı bay geçiyor Beşiktaş, en fazla 6 puan alabileceğini düşünüyordum. Ama o Trabzon'dan puan alabileceğini hesap etmemiştim mesela. Yani bu durumdan nasıl çıkılır bilmiyorum. Ligdeki oyun kalitesi genel olarak benim beklentimin altında kalan şey bu oldu aslında. Yani bu sene oyun kalitesi iyice kötüleşti bence ligde. Yani kimse oynamaya çalışmıyor. Büyüklerin hepsinde oyuncular 30 ve üstü yaşta. Falcao'nun ve Arda'nın biraz kımıldanması belki güzel sürprizlerden olabilir. Ama onun dışında hala bir yaz sersemliği var sanki takımlarda, bu milli aradan sonra daha net bir değerlendirme yapabileceğimizi düşünüyorum. Ben de ona katılıyorum. Ben şöyle söyleyeyim. Yani beklentilerin üzerinde sürpriz ne kadar doğru olur bu terimleri kullanmak bilemem ama ya Alanya'nın oynadığı futbol, Alanya'nın yapmaya çalıştığı, Çağdaş Hoca'nın gerçekten saha içinde oynatmaya çalıştığı futbol hani ne oynatır diye tahmin edemiyordum ben açıkçası. Bilmiyordum çünkü kendisi ilk defa bir teknik direktörlük tecrübesi de bulunuyor yanılmıyorsam. Çünkü yardımcı antrenördü. Tabii. Ve gerçekten hani bu yani sahanın içine Alanya'yı çok en iyi şekilde oynatmaya çalışan ne kadar kafa yordu belli oluyor gerçekten sahada. Oyuncuların hepsi planlı bir şekilde oynamaya çalışıyor. Bilinçli bir şekilde sergilenmeye çalışan bir futbol var. Bir belli bir sistem var ve Alanya bence bunu şimdilik çok iyi yapıyor ki Avrupa'da da bence devam edebilirlerdi. Keşke de devam etselerdi. Orada da görmek isterdim Alanya'nın ne yaptığını. Çok iyi gidiyorlar. 3 maçta 7 puan. Bence böyle de devam edebileceklerdir. Yani ligin işte sonunda ilk 5'te
atıyorum ilk 4 takım bulunsa, hani 4 büyükler bulunsa Başakşehir çıkamayacak diye tahmin ediyorum. Çünkü Şampiyonlar Ligi ritmi olsun vesaire, çok orada sıkıntılar yaşayabilir bence Başakşehir. Hani 5. takım kim olur dersen mesela, hani o Alanya kesin o ilk 5'e girer diye tahmin edebiliyorum açıkçası. Evet. Bu arada evet. Sivas da pek aslında bu sene de radarın altından gidiyor. Kimse yine en başta Sivas'a pek dikkate almıyor ama Sivas'ın da durumu bence takip edilmeli yani. Onların da bir Avrupa Hı-hı. macerası olacak. Ama Hı-hı. lige ne kadar performans yansıtacaklarını görmemiz lazım. Peki, çok kaliteli oyunculara sahipler ama yani maçlara evet. falan gerçekten evet, evet. çok kaliteli isimler aldılar. Faysal Fire yani o kadar yetenekli isimler ki bunlar ama o işte şey olmayabilir. O adamları hani Sivas için oynatman lazım. Hani o takım şeyi ruhunu sağlaman lazım. Hani bunlar egosu olan isimler. Ben Gradeli geçen sene bayağı bir izledim. Hani Toulouse çok kötü futbol oynuyordu. Hani her topu yiyordu diyeyim. Her topu eziyordu kesinlikle. Yani çok bencilleşebiliyor kötü oynayan bir takımda. Hani o tip tehlikeli isimlerin çok ince bir dengesi var bence gerçekten. Çok dikkat edilmesi gerekiyor evet, bu adamları evet. yönetirken. Katılıyorum ben. Yani bakacağız dediğim gibi Sina. Hani 3 hafta sonra ya bir milli ara gelecek. Ondan sonra hani takımlar gerçekten ritmi oturtacak. Hani Avrupa Kupası'nda oynayacak mı oynamayacak mı belli olacak. Takım var daha Galatasaray'da. Başakşehir girecek işte. Daha birçok şey olacak yani. Çok maça boğulacağız. O dönem maça boğulacağız artık. Aynen başlıyor öyle. Milli aradan sonra. Aynen öyle. Bayağı boğulacağız dediğin gibi. Bakalım ne kadar... Ya ben Süper Lig hani grupta da söylemiştim galiba. Geçen gün söyledim derbi sonrası. Hani Süper Lig'de ben gerçekten çok fazla maç izlemeye hani şahsen dayanamıyorum. Yani benim izlediğim bölgelerden sonra bir de Süper Lig arada gelince çok daha farklı bir yani yapıya bürünmem gerekiyor bir futbol sever olarak. Olacak bir tek bu demem gerekiyor. Ya umarım biraz daha futbolda güzelleşir ama yani çok uzun bir maraton. Daha ne olacak ne bitecek belli değil. Ya bir de birer tane şey alayım sizden. Beklentilerin altında kalan yani bu niye böyle oldu dediğiniz birer takım da alabilirim açıkçası. Ben başlayabilirim bunun için. Yani kesinlikle Yeni Malatyaspor diye başlamak istiyorum. Yani çünkü Hamza Hamzaoğlu hani Erzurumspor'da çalıştığı dönemden beri hani tuttuğum hocalardan biri. Geçen sene de ligin en kalitesiz kadrolarından birini yani çok rahat bir şekilde ligde tuttu Gençler Birliği'ni. Yani Stanko gibi bir adamdan verim aldı. Hani ne olduğunu bildiğimiz bir arkadaş yani. Kötü bir oyuncu değil ama hani ne olduğunu biliyoruz. Bir takımın birinci forveti olduğunda hani o takımın lig düşme adayları orasını alacağı kesin. Geçen sene çok öyle hani azdan çok çıkardı. Bu sene de hani hep bizim yani ben çok izlemiyorum eskisi kadar Brezilya falan. Zaten Arjantin falan hiç izlemedim. Yani Güney Amerika ekibinin hep onayını alan isimler geldi takıma. Adem Büyük geçen senenin çok ekstra performans gösteren isimlerinden birini aldılar zaten. Hani ellerinde de çok birkaç tane çok kaliteli isim vardı. Tete'yi aldılar. Adam geçen sene Galatasaray istiyordu bu adamı yani. Evet. Jody Likoki geldi. Bu adam hani kesinlikle Süper Lig'de iş yapar diyeceğimiz kalçalı kanatlarla profil olarak. Yani Hamza Hamzaoğlu şu ana kadar hani hiç ışık veren bir futbol oynatmadı Malatya'ya. Trabzon maçını falan da izleme fırsatı buldum. Hani takım gerçekten çok kötü oynuyor. Şey olarak, performans olarak açılabilirler tabii. Hani Hamza Hamzaoğlu o kalitede bir hoca. İnşallah erken kovmazlar diyorum kendisini. Türkiye'de çünkü çok sabırsızız bu konularda. Yeni Malatyaspor şu an hayal kırıklığım diyebilirim kesin. Evet, evet doğru ben de katılıyorum. Yani Karagümrük'le başladılar. Belki takım oturmamıştı falan. İlk haftanın hani günü olmaz tarzı. Ondan sonra Göztepe'yle birbirine beraber kaldılar. Sonra da Trabzon'u 3-1 yendiler. Hani kağıt üzerine normal skorlar gibi gözükebilir ama hani ben de Trabzon'un maçını izledim. Göztepe maçında da biraz bakabildim. Yani gerçekten hani saha içinde çok böyle yani göze olumlu şekilde çarpan bir futbol ya da herhangi bir sistem ya da hiçbir şey yoktu gerçekten. Toparlarlar diye düşünüyorum ben açıkçası. Yani o kadar altta kalmazlar ama dediğin gibi hani 6 maç sonrasında atıyorum 3 puanda bulunursa Malatya sadece orada yani Hamza Hoca'yı kovmak gibi bir saçmalık yapmaz umarım Malatya. Sina sen ne diyorsun? Senin ya ben herkesin beklentisinin aksine ben Başakşehir'in iyi olduğunu düşündüm. Ya Başakşehir sonuçta pozisyona giriyor. Yani girebiliyor. Sadece atamıyorlar. Onu da elbet çözecekler. Daha Çadli de kadroya giremedi mesela. Onun dışında Malatya konusunda size katılıyorum. Ama mesela Karagümrük maçında eğer VAR hayatımıza girmemiş olsa muhtemelen o maçı Malatya kazanabilirdi. Yani kazanacaktı da. Ama onun dışında ben genel konuşmak istiyorum. Ya detaya girmek istemiyorum. Teknik direktörlerin bu sene gerçekten berbat başladığını düşünüyorum. Yani ligde
yani küçük gördüğümüz takımların teknik direktörleri bile bir şekilde fark yaratabiliyorsa bunun asıl sorumlusu büyüklerin teknik direktörüdür diye düşünüyorum. Mesela Erol Bulut, tam bir taktik oturtmaya çalışıyorsun ama Fenerbahçe bu sezon şampiyon olmak istiyor. Yani senin taktik oturacak vaktin yok aslında. Daha bir tek sezonluk hoca gibi olacaksın. Chelsea'ye giden Hiddink gibi olacaksın mesela. Gideceksin, elinde ne varsa gösterip kazanıp çıkacaksın oradan. Yani veya geçen seneki Sergen gibi olacaksın. Geldik Sergen'e. Sergen de çok kötü oynuyor. Takım hiç antrenman yapmamış gibi çoğu maçlarda. Açık alanlar veriyor. Anlamsız bir oyun oynuyor. Mesela Çağdaş herhalde Sergen'in tılsımıymış. Tıpkı Tamer Tuna'nın Şenol Güneş taşıdığı gibi yani. Yani ne olduğunu anlayamıyorum. Yani takım zaten şey de var. Arda Turan'ın da açıklaması vardı benim. 60 dakikalık kondisyonum, 120 dakikalık kondisyonum diye. Yani ligde şu an kondisyon oynuyor yani. Evet. Galatasaray yeni kondisyoner aldı. Biraz baskılı oynuyor. Yani Babel falan böyle bir şevke gelmiş gibi. Ama diğer takımlara bakıyorsun yürüyecek hali kalmamış. Trabzonspor yani lig başladıktan sonra bir kadro sirkülasyonuna giriyor. Hani ben İngiltere'deki gibi olsun istemiyorum. Transfer sezonu ilk maçlardan önce bitsin diye de. Abi yani ilk maçtan sonra 3 tane aslında 3 tane ilk 11'e de adam getirmemelisin yani. Bir yerde Gökhan Töre, Abubakar, Sağbek bekliyorsun Beşiktaş'a. Trabzonspor, Lewis Baker, işte Afobe. Daha 2-3 tane daha 11'e adam ismi geçiyor. Yani Diabate bu kadar... Diabate aldılar. Ki o da yani başkan şey diyor, scout ekibimiz gör diyor. Diabate'nin Türkiye kariyeri vardı yani Beşiktaş'a. Depar atıp gol atmıştı anlamsız. Yok var zaten. Yani evet, onun dışında başka bir şey performansı yani. Da yok. Kesinlikle. Yani mesela Diabate'yi sen ne olarak düşünüyorsun Trabzonspor taktiğini? O da belli değil. Yani lig o kadar karma karışık ki yani görüyorsun teknik direktör tecrübesiyle tırnak içinde alay edilen adamlar bile yani teknik adamlar bile şu an ligde böyle bir mastermind böyle müthiş bir izlenimi veriyor. Bu aslında benim hoşuma gidiyor yani benim tuttuğum takımı takipçilerimiz biliyor zaten. Benim tuttuğum takım evet. Bu durumdayken. Tuttuğum takım bu durumdayken ligde böyle bir kargaşa olması aslında hoşuma gidiyor benim. Ne yalan söyleyeyim. Yok güzel, çok doğru şeyler söylediniz ikiniz de. Yani benim de bu konuda fazla ekleyecek bir şeyim yok. Benim hani beklentilerin altında kalan bilmiyorum yani Çaykur Rize bir tık daha iyi oynayabilirdi ama o da belki de bizim yani artık yani Trabzon, Galatasaray, Fenerbahçe değil, biz gerçekten TR Scout ekibi olarak galiba Çaykur Rize'yi en çok konuşuyoruz. Öyle bir durum var gerçekten. Yani şimdi çok sevgili scoutumuzu yani söyleyeyim mi söyleyeyim mi bilmiyorum artık. Gerçi Twitter'da konuşuyor Sefa. Yani burada sevgiler ona. Yani Rize'yle yatıp Rize'yle kalkıyoruz. Beni çok heyecanlandırdı, bayağı hype'ladı. Sene başı yani bayağı dedim ki tamam Rize artık ilk 5'e girer ama beklentilerin altında kaldı gibi. Bir de Rize'ye söyleyeceğim çok kısa. Biraz şaka yoluyla. Onun dışında gerçekten hani ya Başakşehir'de çok kısa da şunu belirtmek istiyorum. Ya yenildikleri takımın birisi Galatasaray ki şu ana kadar hani siz katılır mısınız bilmiyorum ama hani en oturmuş futbolu, en hani net futbolu oynayan takım. Sanki ne oynadığı belli olan takıma karşı yenildiler. Onun dışında da önce Hatay'a yenildiler, sonra Karagümrük'e yenildiler. Yani 3 çıkan takımın ikisine yenilince ve gol de atamayınca Başakşehir orada bir soru işaretleri oldu. Ne oluyor, ne bitiyor diye şaşıranlar oldu. Tabii ki toparlayacaklar bence de ama bir Şampiyonlar Ligi gelince kadronun yeteri kadar derin olmadığını düşünüyorum. Zaten de belirttiniz, yeni bir transfer oldu bugün. Resmi bir açıklama oldu. Hemen de oraya konuyu atlayayım diyorum. Ravi Tagir'i aldılar, 17 yaşındaki inanılmaz potansiyelli stoperi Altınordu'dan. Ve büyük ihtimalle de sıkça süre alacaktır. Ligde de alacaktır. Şampiyonlar Ligi'nde alacağını pek düşünmüyorum ama ligde süre alacaktır bence. Ve 3 senelik bir sözleşme imza attı. Bu arada soranlar için 17 yaşındaki çocuk niye sadece 3 senelik imzaladı, niye 5 senelik mesela değil diye soranlar olursa hukuki anlamda Sinay yanılıyorsan beni düzelt. Yani en fazla 3 senelik kontrat imzaladın diyor. Evet. Hatta ben sana bir ek yapayım. Hı-hı. Bundan yani 15 sene olmadı herhalde. 13 sene falan oldu. Geçtiğimiz halde kaybettiğim işte Isaac Promise Gençlerbirliği'nden Trabzonspor'a bu sayede geçmişti. Daha genç yaşında Gençlerbirliği kendisine yani şimdi detayları hatırlamıyorum da 3 yıldan fazla bir sözleşme yapıyor henüz reşit değilken. Trabzonspor'da bundan yararlanıp oyuncuyu kadrosuna katıyor.
Sonra Gençler Birliği diyor bizim 5 yıllık sözleşmemiz vardı diyor. Ama sonra işte her şey çözüldü. Oyuncu Trabzonspor forması giydi. Yani böyle de durumlar var. O yüzden yani takipçilerimize bir de böyle bir örnek vermiş. Evet, güzel örnek. Teşekkürler. Yani şöyle, biz bunu çok tartışıyoruz aslında. Yani özellikle şu 2 haftadır tartıştığımız bir durum bu. Hani genç ve potansiyelli Türk futbolcular hani ligimizde büyük takımlara gidip tecrübe kazanıp Avrupa'ya öyle bir transfer olmalı takımlarına bonservis kazandırarak, yoksa Avrupa'dan herhangi gelen bir teklif ya da genel olarak işte atıyorum Almanya 2. liginden de gelen teklif olabilir, Fransa 2. liginden de gelen bir teklif olabilir, neyse artık bir teklif gelirse Avrupa'ya mı gitmeyi tercih etmeli diye konuşuyoruz. Ki ben bunu bayağı konuştuğumuz için bir de Twitter'da sorayım dedim, bir anket açmıştım. Orada da %85.5'i direkt Avrupa derken %14.5'u büyüklerden Avrupa dedi. Gelen bazı yorumlar falan da oldu. Çok kısa birer örnek vereyim ben. Hani dinleyicilerimizin kafasında ne konuştuğumuz belli olsun. Mesela Cengiz Altınordu'dan çıktı. Başakşehir'e transfer oldu. Kendisini kanıtladı orada ve Avrupa'ya transfer oldu. Ve şu anda da Çağlar'la aynı takımda. Çağlar'da demişken, Çağlar'da direkt Altınordu'dan Almanya'nın iyi yetiştirici kulüplerinden Freiburg'a transfer oldu. Kendisini Bundesliga'da kanıtladı. Ve sonra da Leicester'a gitti. Yani ikisinin de yolu farklı şekilde ilerlemiş olsa da aynı yerde kesişti. Bunun içinde mesela Berke var, Fenerbahçe'ye gitti. Şu anda kiralık oynuyor. Yani böyle bir yol da var. Hani büyük takım genç potansiyelli isimleri alıp kadroda ya da takımını çürütmek yerine yurt dışına kiralık da gönderebilir pişene kadar. Böyle durumlar da var. Ya da Merih gibi mesela, ben oynayamayacağım deyip direkt işte Portekiz'e kaçıp kendisini orada kanıtlayıp başarılı olma durumu da var. Yani birçok yön var, birçok şey var. Bir de bunu burada konuşalım dedim. Yiğit, sen ne diyorsun? Tabii. Yani tabii böyle bir algı oluşması hani rastgele olan bir şey değil. Hani %85.5 diyorsun. Hani Avrupa'ya gitsin diyor. Hani bu algının oluşmasının birçok örneği var. Hani Barış Alıcı mesela. Evet. Altınordu'dan gidip Fenerbahçe'ye. Şu an ne yapıyor onu da bilmiyorum. Fenerbahçe kadrosu da olabilir. Yani ne yapıyor bilmiyorum. Hani hiç görmediğimden kaynaklı sahada. Hani bir sürü böyle büyük kulüplere gelip ya böyle büyüklerin içinde para alıp yatanlar, Serdar Kesimaller tarzı, Hasan Ali tarzı belki potansiyelini bulamayanlar, Ozan Tufan yani inanılmaz bir potansiyelken yok İstanbul hayatıymış, yok alkolmüş, girmiyorum onlara, hani performansının yarısı bile olamayan, belki şu an hala iyi bir oyuncu olmasına rağmen hani performansı hakkında daha çok, hani potansiyeli hakkında daha çok şey söylüyor bu diye düşünüyorum. Ve şu an hala Çağlar ve Cengiz gibi isimlerin yükselişinden sonra Türk alt liglerine bile çok ilgi arttı. Lyon her hafta işte adam yollayıp TFF birinci lig izletiyor insanlara, scoutlarına. Oradan işte Burak Kapacak'tı sanırım bu hafta izledikleri isim, Bursa'daki. Hani o takımlar da buradaki pazarın potansiyelinin farkına varmış durumdalar. Bizim büyük takımların da bu gençleri değerlendirmemesinin sebeplerinden biri büyük ihtimalle bu kendi kendilerine inandırdıkları yarışmacılık algısı diye düşünüyorum. Hani nedense öyle bir şey oluşmuş. Hani potansiyelli oyuncuları oynatarak yarışamayacağın tarzı bir teoriye inanmış durumdalar. Geçen sene işte örneğin Rıdvan. Adam bir tane maç şey oynamadı o takımda. Yani geçen seneki takımda eksik oynamadı. Bir tane ufak hata yaptı ki o hatada bile %30 falan suçlu diyebilirim. Hani %70'i Gökhan'da zaten, onun hani onu şey yapmak istemiyorum. Sonra kesiyi yedi. Şimdi vasatın vasatı, hani ben onu yediye oturacağı için beğenir gibi olduğum transfer Ensakalı oynuyor onun yerine. Hani değişik bir durum. Ersin, bu arada bu hafta sözünü kesiyorum. Evet. Stuttgart 5 milyon euro teklif etmeyi düşünüyor tarzı haberlerde çıkmıştı. Yani ya işte para, Murat söyledi onu da bana. Hani parayı fazla bulmuşlar, bizimkilerin istediği parayı sanırım olmamış. Evet. O iş öyle diyorlar. Evet. İşte Ersin mesela bu haftaki hezimetten sonra gidip onu eleştiren insanlar vardı. Hani eleştireceğim belki sıra yapsam 8. 9. oyuncu o sahada yani. Kesinlikle. Sen gidip bir dayı şeyi eleştirmiyorsun. Wellington'u eleştirmiyorsun. Gidip Ersin'i eleştiriyorsun. Yani oyuncuları öyle bir kazan atıyoruz ki psikolojik olarak oradan çıkma ihtimalleri kalmıyor. Ya kendilerini salıyorlar. Ya işte performanslarını hiçbir şekilde göremiyor. Yani bu iş yetenek olayının %40'ı falan, %50'si zaten psikolojiye yatan bir şey. Adamın kendine güvenini kaybetmesi demek yani çok önemli bir şey. İşte basketboldan Bennett vardı. İşte Fenerbahçe'de falan da oynadı mesela. Adamı birinci sıradan seçtiler. Adam doğru düzgün basketbol bile oynayamadı. Amerikan futbolunda bir sürü örnekleri var bunun.
Hani özellikle quarterback pozisyonunda mesela. Kesinlikle. Bizim futbolda var. Yani o kadar önemli bir şey ki bu adam, hani bu bizim yarattığımız futbol iklimi, bu çok genç insanları, yani bunlar yetişkin insanlar, daha yeni yetişkin olan insanlar, bazıları yetişkin bile değil, işte daha bir yetişkin bile değil yani daha resmi olarak, hani öyle bir duruma sokuyoruz ki oradan çıkma ihtimalleri olmuyor neredeyse. Çıkabilenler de ya böyle çok güçlü psikolojisi olanlardır, çok böyle ne denir, demir serptiğinde iradeleri olanlardır diye düşünüyorum, ya da gerçekten öyle bir yetenektir ki, işte Cengiz gibi mesela. Öyle bir yetenektir ki şey olur. Altın Ordu bu konuda gerçi eğitimler de veriyor sanırım. Eskisi mesela Çağlar İngilizce'de sorun yaşamaya başlayınca, hani galiba bir kelime bile İngilizce bilmiyormuş. Şimdi İngilizce eğitimi falan yapıyorlarmış. Onlar böyle ne denir, kendi oyuncularından feedback'le de gelişmeye devam ediyorlar. Bu şey ortamı yok büyük takımlarda. Ona da değinmek istiyorum. Hani Barcelona mesela. Akademi. Aha, herkes aynı yerde çalışıyor. Bizde öyle bir kopukluk var ki bu arada. Yani adam orada kral mesela. 20 maç olmuş, 30 gol atmış. Beşiktaş'ta buluyor şansı. Hani o şeyi alamıyor. O sistem farklı, oyun tarzı farklı. Hani o şeyi profesyonel lige yakın ortamı yakalayamıyorsun. Rezervlik bu açıdan çok güzel bir şey olacaktı. O da sağ olsun kulüplerimiz onu es geçtiler. Lig düşmeme kalkınca o kısım unutuldu. Klopp, sana ek yapayım. Klopp işte şimdi Liverpool'un yeni antrenman tesisi inşa ediliyor ve bitti bitecekti. Klopp'un özel isteği üzerine böyle altyapıyla as takımı kaynaştıracak böyle değişik duvarlar falan yapılmış. Tesisler dip dibe ama aslında hem birbirlerine çok yakınken hem çok uzaklar. Böyle Almanca bir film vardı, şimdi unuttum da. Kitap vardı pardon. Yani değişik. Neyse. İşte orada da iki takım arasında kopukluğu, uzaklığı falan anlatıyor. Mesela Klopp'un projesi. Bir de ben yani sözünü kestim, kusura bakma. En iyi sen biliyorsun benim genç oyunculara karşı ne kadar isteksiz olduğumu. Orada yarışmacılık konusunda dediğin şeye ben çok katılıyorum. Yani kendimizi böyle tanımladık. Evet, tamam. Ama onda da şöyle bir şey var abi. Şimdi Ozan Kabak tamam sattın ama 5 penaltı 3 kendi kalesine gol. Böyle her konuştuğumuzda da abartıyorum, sayıyı arttırıyorum ama yani böyle bir şey. Ha, gerçekten O arttırıyorsun kadar ya. Çok fazla oldu. O yani kadar böyle bir değil. şey. Abi böyle şeyler şimdi mesela Çağlar ilk gittiğinde o da çok kötüydü. O da çok büyük hatalar yaptı. Ama Merih ilk İngilizcesiyle gittiğinde de alakalı biraz da bence. Yani yok, adam Freiburg'da Freiburg. ha, Frankfurt'tan bahsediyor. Yani mesela şey Merih ilk gittiğinde ne yaptı bilmiyorum. Yani o ligleri takip etmiyorduk o dönemde. Yani bunu şimdi Ravil mesela Başakşehir'de bu hataları yapabilir. Kimse de tepki göstermez de bunları Aynen öyle. Beşiktaş'ta, Galatasaray'da yapsan bir sıkıntı çıkar yani. Özellikle ben mesela stoperin genç olması benim hiç hoşuma gitmiyor. Çünkü tamamen tecrübe bölgesi. Ama tabii sen de gelip şey diyebilirsin abi tamam ama Vida'da işte 4 tane golle neden oldu doğru. Tecrübe olunca ne oluyor? Evet. Bu O kadar da var. tecrübe var. Ama tabii Türkiye'de şey var ya. Yani futbolcuların fiziği yeterince gelişmediği için bir türlü. Yani 65 kiloluk da stoper olmaz mesela. Evet ya, o konuda Yani. ben katılıyorum. Hani oyuncularımıza gerekli fiziksel yüklemeyi yapmıyoruz büyük ihtimalle. İşte Alpay mesela, görüyorsun adam sopa gibi. Hani Ya Alpay şimdi kas yaptı ama da işte yapmış kas olabilir yapmadan yani. önce İlk mesela geldiği dönemden bahsediyorum, evet. evet. Yani 22-23 yaşına gelmiş şey sadece bir fitnessçi gibi durmaması lazım yani düzenli spor yapan birisi gibi. Yani ben bunu düşünüyorum. Ravil herkes çok övüyor. Umarım çok iyi olur yani. Ama yani stoper o kadar rahat bir mevki değil. O yüzden biraz temkinli olmak lazım. Ya ben şunu söylemek istiyorum. Yani ben zaten hani bunu kendi aramızda da konuştuğumuzda da bu tarz şeyleri dile getirmeyi seviyorum ben. Ya da işte hep yani çekinmiyorum dile getirmekten. Yani eğer yanlışım varsa, bunu dinleyenler varsa düzeltsin. Ben o yani bildiğim kadarını söylemek istiyorum. Bana göre Türkiye'deki herhangi bir kulübün altyapısındaki psikolojik yardımdan tut, oyuncunun teknik taktik gelişimine aktif olarak düzenlenen programlar bence yoktur. Hani her oyuncunun, ama her yaş seviyesinde. Yani hani bir Ajax'ın hani Ajax'ın mesela bir kültürü var, Barcelona'nın bir akademisi var. Oyuncu ya yani çocuklar gerçekten hani 6 yaşında kulübe giriyor ve A takıma çıkana kadar, ki A takıma çıktığı yaş 23 değil mesela, 21 falan değil. 16, 17, 18 yaşında oynayan çocuklar var ve hani sisteme direkt oturuyorlar. Çünkü takımlar bunu puzzle'ın parçaları olarak görüyor. Bir kafada bir kültür var ve o bir parça gittikten sonra aynı benzer şekilde bir parçayı altyapıdan çıkarıp koyma başarısında bulunuyorlar. Ajax, Barcelona,
İşte başka kimi söyleyebiliriz mesela? Almanya'da Stuttgart öyle yapmaya evet. çalışıyor çoğunlukla. Dortmund öyle. Yani çok birçok kulüp var böyle ve bunu hani daha 6 yaşından itibaren oyuncu kulübe girer girmez belli bir sistemde o çocukla ilgileniyorlar. Hani gerçekten oyuncu bazında ilgileniliyor. Hani tabii ki ben eminim birçok kulübümüz hani potansiyelli olan oyuncuları ya da işte atıyorum U16'dan U14'ten itibaren belki iyi bir plana sokuyorlardır. Belli bir eğitimden geçiriyorlardır. Belli bir taktik teknik eğitimi de vardır. Antrenmanları da boş geçirmiyorlar tabii ki bu çocuklar. Hani tamamen gömmek istemiyorum ama o seviyeyle hani Türkiye'deki o seviye bence Avrupa'daki kadar değil. Yani Almanya'daki ikincilik kulüplerine gitmek bence hani atıyorum Beşiktaş'a gidip Galatasaray'a gidip Fenerbahçe'ye gidip Başakşehir'e belki gidip süre beklemekle aynı değil bence. O yüzden hani çok uzatmadan direkt onu söylemek istiyorum. Ben genç bir futbolcu olsaydım eğer şey olsaydı ve bana Avrupa'dan işte ikincilikten bir teklif gelseydi bu psikolojik baskı durumunu da Türkiye'de kaldırma gibi bir durumum gerçekten Yiğit senin dediğin gibi bunlar hani çocuk yani 16-17'ye 18 yaşındaki 16 çok genç belki ama atıyorum 17-18-19-20 yaşındaki çocuklar daha hani yetişkin değil. Hani ben 25 yaşındayım kendimi hani yetişkin olarak ne kadar görüyorum o ayrı bir mesele. Hani mental anlamda psikolojik anlamda o gelişim öyle çok basit bir şey değil Türkiye'de. Bu sebeple gerçekten o kafadaki rahatlığı sırf kafada rahat olsun diye Avrupa'ya gitmek bile bence daha mantıklı. O süre alıp taraftarlardan küfür yiyeceğime şey yapacağıma yani. Taraftarın bakışı bile farklı genç oyuncuya orada. Hani bizde sanki öyle bir tabur takınılıyor ki. Yani oyuncu sanki böyle 10 yıldır takımda oynuyor. Her şeyi bilmesi lazım. Sisteme oturması lazım. Her şeyi eksiksiz yapması lazım. İzle oturup mesela Ravil Tagir'i. Adam 2 maçta bir hata yapıyor belki. Yani ben 1-2 maçın hatasını gördüm. Hani gidip TFF birincilik izlemiyorum ama. Hani o adam Altın Ordu o hatayı gözmezden geliyor. Adam zaten şöyle. Altın Ordu zaten hani çok Süper Lig hedefi olan bir takım değil. Belki hani orada da ortam uygun olduğu için oyuncular bu kadar göz ardı edebiliyor ama Avrupa'da da benim izlediğim liglerde adam koyuyor oraya 19 yaşında adamı yedekte şey de var. Hani takıma mücadele vermeyen 10 milyon avroluk oyuncu da var. Gelip o adam oraya niye genç oyuncuyu koyuyor? O kulübe aidiyet olsun. Yani bu adam o kulübe bir borç hissediyor büyük ihtimalle kendine. Çok daha fazla mücadele edecek. Hani sadece bu şeyle değil. Aynen. Ya şunu söylemek istiyorum. Ben Ajax'ın maçına en az 15-20 defa gitmişimdir. Şu 4 senedir. 2016'dan beri buradayım. Yani hep genç oyuncu, birkaç genç oyuncunun oynadığını da gördüm. İlk o maçı olsun, ilk 5. maçı olsun vesaire. Bunlara da şahit oldum. Yani herhangi bir büyük takımda böyle bir çocuk bir hata yapsa nasıl küfürler işitecek? Yani inanılmaz gerçekten. Ajax'ta böyle bir durum yok mesela. Yani Ajax'ı geçtim hani Utrecht olsun, Zwolle olsun, Stuttgart olsun, atıyorum Nürnberg olsun hani herhangi bir kulüp olsun. Oradaki adam ya da 40 bin kişi mesela 30 bin kişi 20 bin kişi ne kadarsa artık hani ana avrat küfür etmiyor çocuklara. İlk maçı olmasına rağmen alkışlıyorlar her doğru ya da yanlış yaptığı şey. Sürekli arkasındalar ne kadar iyi bir şey yaptığını hani destekliyorlar sürekli. Sen bir Türk oyuncu olsan zaten hani büyük takımda oynamanın baskısını biliyorsun bir hani Türk futbol sever olarak da zaten. Belki tuttuğun takımın ilk defa formasını giyiyorsun, evinde oynuyorsun ve düşünsen saçma sapan bir şut çeksen mesela 20 bin kişi küfür edecek sana mesela. Böyle bir şey olamaz. Ya böyle bir sabırsızlık da var aynı zamanda. Hani iki maç kötü oynasa hani buradaki taraftarlar ya çıkarın bizim adamımızı sokun diye demeyecek 10 milyonluk transferi mesela. Gerçekten diyecek ki tamam bu böyle oynuyor devam etsin tecrübe kazansın diyecekler. Abi Türkiye'de hani başkanından tut en basit taraftarına kadar bile bir sabırsızlık durumu var ne yazık ki. O yüzden çünkü genç futbolcular gelişemiyor ki. Pardon. Bu kadar zaten. Pardon lafını böldüm de mi? Ama ben de şöyle bir örnek vermek istiyorum mesela. Yani ben Gökhan Töre 2008-2009'dan beri biliyorum. Beşiktaş tesislerini milli maça çıkmıştı hatta o zaman fotoğraf var. Şimdi Atakan'ı görüyoruz. Beşiktaş'ın altını oradan aldı. Abi ikisinin de aynı yaş grubunda aynı durumlarını biliyoruz. Biri nerede, diğeri nerede mesela? Gökhan bugün artık yürüyemez denilen Gökhan bile maçta neler neler yaptı bu yaşında. Daha onun yaşındayken çok daha iyiydi.
Yani genç oyunculardan da yani onlardan da bir şey görmemiz lazım. Tabii yani bir şey. Tabii ki. Potansiyel yani oyuncudan bahsediyorum ben hani. Yani Hasic nerede mesela? Atakan nerede yani? Oyuncu neyse ona göre şey yapacaksın evet, zaten. Yani. Gidip. Aynen. Rıdvan öyle bir potansiyel mesela. Evet. Rıdvan'ı kesmeyeceksin. Yani Rıdvan'ın iyi bir oyuncu olacağı belli. Hatta majör liglerde bile oynayabilecek kalitede olduğu belli yani. Yani işte ama mesela Rıdvan bence de risk alabileceğim bir pozisyon. Sol bek. Evet. Yani bir maçta eğer Caner kadar iki ucu keskin bir bıçak olmadıkça sol bek aslında ortalama liglerde çok değerli bir mevki değil. Sağ bek de değil mesela. Yani eğer elinde Dani Alves, Gökhan yoksa. Oraya mesela oyuncu geliştirebilirsin. Tabii sağ kanatlar sağ beke evriliyor mesela sırf. Evet. Yani çok aranan müthiş bir mevki değil. Necip işte 3 maçtır müthiş oynuyor. Yani beklerden çıkarılabilir ama stoper çok kritik mesela. Kaleci de çıkarılabilir. Donnarumma da oynuyor. Donnarumma da çok fazla gol yiyor. Ama fiziksel üstünlüğü sayesinde hep el üstünde tutuldu mesela. Evet. Yani risk alınacak mevki var, alınacak. Mesela forvet imkanı yok ya. Forvet'e mesela, genç oyuncu, evet. Evet. Mesela Trabzonspor altın oradan büyük tartışmalarla bir Salih diye bir oyuncuyu almıştı. Oynamıyor yani, oynayamıyor. Haberler bile çıkmıyor hakkında. Yani kolay değil. Ben olsam, yani futbolcu olsaydım ben de muhtemelen yurt dışına gitmeyi tercih ederdim. Ya bir de tabii dediniz ya hani genç oyuncu durumu da var. Hani genç oyuncu Türkiye'de bir de ben %100 eminim. Hani bu oldum olayı var ya. Tamam artık ben A takımda antrenmanı çıkıyorum. O hani biraz daha egosunun yükselmesi falan hani Türkiye'de diğer ülkelere göre inanılmaz fazladır. O hani o work rate dedikleri o çalışma etiği, o çalışma isteği Türk futbolcularda sanki belli bir yaşa gelip aa oldu galiba diye deyince azalma durumu olabiliyor gerçekten. Yani kendi yeteneklerini adeta yani kendi ayaklarını sıkma durumları bile olabiliyor. Ki hani A takım bile değil. Neydi geçenlerde galiba geçen yaz mı çıkmıştı? Bir önceki yaz mı hatırlamıyorum. Hani Fenerbahçe'de Beşiktaş'ın takımı Almanya'ya bir yere gitmişti de oyuncular hani bir şeye basılmışlardı. Hani otele Beşiktaş şey mıydı çağırmışlardı. O ya? Aynen Beşiktaş'tı galiba. Beşiktaş'ın takımı işte Fenerbahçe'nin aynen. Oyuncuları mesela işte 16 yaşında falan sigara içiyorlar tesislerde falan. Böyle durumlar da var yani. Hani biraz daha hani iyi oynayınca kendi potansiyellerini adeta hani kapatıyorlar böyle olaylarla. Ki bu da tamamen hani Türkiye'nin mantalitesi falan böyle çok derin konulara girmeye gerek yok ama böyle bir durum da var gerçekten dediğiniz gibi. Yani evet. Zaten düşündüğünde şeyin çok her sene ligde 21 yaş altı kaç tane oyuncu lige çık ligde kendini gösteriyor bir düşünün yani aklınıza kaç isim gelecek yani bir yani, veya iki gerçekten en fazla yani. Kalbur üstü olan yani gerçekten çok az sayıda onlar da çok öyle potansiyeller oluyor ki yani onu aşıp gidiyor gibi. Doğukan Sinik mesela Rıdvan'ı ve Ersin'i saymıyoruz onlar çünkü son haftalarda mecburiyetten oynadı. Doğukan mesela Antalya'da başka evet. Yok. O Doğukan'ı da zaten 5 yıl önce Eto geldiğinde şey diyordu. Bu Barcelona'ya gidecek 50-60 milyona diyordu yani. İşte potansiyelin köreldiğini de oradan görebiliriz aslında. Yani Gökdeniz şimdi bir kıpırdanıyor gibi Antalya'da. Evet. O bir şey ya gerçekten hani başarılı olabilecek potansiyelde gibi gözüküyor. Onun dışında hani gerçekten hani şey yok. Öyle bir oyuncu yok gerçekten. Beyler son sözleriniz varsa bu konu hakkında alayım. Yoksa kapatalım yavaştan. Yani ağzınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Scoutland'in ikinci sezonunu da açtık birlikte. Haftaya yine yeni konularla, yeni konuklarla belki de karşınızda olacağız diyelim. Desteklerinizi bekliyoruz. Hoşça kalın. Yorumlarınızı da bekliyoruz bu arada. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşürüz.